Merhabalar. Dün gece geç saatlerde yaşanan bir son dakika gelişmesiyle Adalet Bakanı Abdülhamit Gül görevinden istifa ettiğini açıkladı. Resmi gazetede yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karara göre Gül'ün yerine Bekir Bozdağ atandı. Twitter hesabından bir açıklama yapan eski bakan Gül, 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğü Adalet Bakanlığı görevinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle yani uygun görmesiyle ayrıldığını söyledi. Gül görevinden af talebi için Erdoğan'a şükranlarını sundu ve yeni Adalet Bakanı Bozdağ'a başarılar diledi. Peki Abdülhamit Gül kimdir? Kısaca göz atalım şimdi. Mart 1977'de Gaziantep'te dünyaya gelen Abdülhamit Gül, Nizip İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Bir süre serbest avukatlık yapan Gül, AK Parti'nin 4. Olağanüstü Kongresi'nde MKYK üyeliğine seçildi ve partide seçim işleri başkan yardımcılığı ve yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 25, 26 ve 27. dönem Gaziantep Milletvekilliği yaptı. AK Parti'nin 5. olağan, 2. ve 3. olağanüstü büyük kongrelerinde yeniden MKYK üyeliğine seçildi ve parti genel sekreterliği görevini üstlendi. Temmuz 2017 tarihindeki kabine değişikliğiyle beraber 65. hükümette Bekir Bozdağ yerine Adalet Bakanlığı koltuğuna oturan Gül, Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi'nde de aynı görevini sürdürdü. Yaklaşık bir yıl önce Abdülhamit Gül ile İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu arasındaki tartışma Türkiye'de siyaset gündemini belirlemişti hatırlayacağınız üzere. O dönem Süleyman Soylu annesine sosyal medya üzerinden küfürlü hakaret eden kişinin serbest bırakılmasına Twitter üzerinden tepki göstermişti. Ancak Abdülhamit Gül ise klavye başına geçip sosyal medyada bana gelen her gün tutuklanma siparişi verenlere sesleniyorum. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz diye yanıt vermişti. Tartışmanın ikinci gününde ise Adalet Bakanı Gül, Soylu'nun annesine yapılan hakareti kınamıştı. Abdülhamit Gül bir kez daha ihtiyaç duyulması halinde bu tür suçlara yönelik yaptırımların arttırılabileceğini ancak bunu tartışma yerinin sosyal medya değil parlamento olduğunu vurgulamıştı. Süleyman Soylu ise tartışma ilişkin soruları yanıtsız bırakmıştı. Milli Görüş geleneğinden gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Eylül 2019'da Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün son dönemde yargıdaki kritik noktalara FETÖ'cülerin getirildiği iddiasıyla hedef olmuştu. Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak'ın Sabah gazetesinin de içinde yer aldığı Turkuaz Medya'nın yönetim kurulu başkan vekili olması, haberin Albayrak ile Gün arasında yargıda yapılan atamalarla ilgili anlaşmazlıktan kaynaklandığı yorumlar neden olmuştu. Hatta Abdülhamit Gül'ün bizzat eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun koltuğunu kaybetmesinde rol olduğu ileri sürülen Pelikan grubu tarafından hedef alındığı iddiaları kamuoyunda bomba etkisi yaratmıştı. Abdülhamit Gül ise söz konusu iddialara düne kadar FETÖ'cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkışmasınlar. Türk yargısına hesap sormaya kalkmasınlar. Türk yargısına töhmette bulunmaya kalkmasınlar açıklamalarıyla tepki göstermişti. Gül bu olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşerek iddialarla ilgili şikayetini dile getirmiş ve bu olayın ardından parti içi tartışma yatışmıştı. Şimdi ise yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan bahsedelim. Bekir Bozdağ kimdir? Aslına bakacak olursanız Adalet Bakanlığı Bekir Bozdağ için yeni bir görev değil. Bozdağ ilk olarak 2013 yılında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı nedeniyle görevinden ayrılan Sadullah Ergin'in yerine bu göreve atanmıştı. Ardından ise bakanlığı Mart 2015'te 8 ay süreliğine Kenan İpek'e bırakmıştı. İpek'in ardından Kasım 2015'te tekrar göreve geldi ve Temmuz 2017'ye kadar Adalet Bakanı görevini sürdürdü. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte oluşan yeni kabinede ise koltuğunu Abdülhamit Gül'e devretti. Son olarak Anayasa Komisyonu Başkanlığı yürüten Bozdağ, AK Parti içerisinde de Genel Başkan Yardımcılığı dahil çeşitli kademelerde görev almıştı. Nisan 1965'te Yozgat'ın Akdağ Maden ilçesinde doğan Bekir Bozdağ, siyasete de bu ilçede 1999 yılında Fazilet Partisi'nden belediye başkan adayı olarak adım atmıştı. Ancak seçimde %26 oyla ikinci sırada yer aldı. 22, 23, 24, 26 ve 27. yasama dönemlerinde AK Parti'den Yozgat Milletvekili seçilen Bozdağ, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalı'nda yaptı. Bekir Bozdağ, 2011 yılında AK Parti'nin grup başkan vekilliği görevini yürüttüğü sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı bir konuşmada Fethullah Gülen hakkında bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Severseniz sevmezsiniz ama değerli bir insandır, bilge bir insandır. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillere yetişmesi için hizmet yapıyor. Her şey de açık, devletin denetimi gözetimi altında açık. Her şeyi gözün önünde olan ifadelerini kullandı. Bekir Bozdağ bu sözleri nedeniyle uzun süre muhalefet partileri tarafından eleştirilmişti. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından da çokça kez hatırlatılan ve eleştirilen konuşmasını Bekir Bozdağ, ben o konuşmayı inanarak yaptım. Şimdi yaptığım konuşmaları da inanarak yapıyorum. Çünkü o dönemde Fethullahçı terör örgütünün suç, ihanet şebekesi olduğuna dair bilgim yoktu sözleriyle savunmuştu. Bekir Bozdağ ayrıca darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL kapsamında da Adalet Bakanlığı görevini yürütmüştü.
Dileriz ki yeni atamalar ülkemiz adına en doğru sonuçları verir. Gündemde yer alan son dakika gelişmeleri için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.